Evliyanın büyüklerinden künyesi Ebu Muhammed'dir. Muhyiddin, Gavsul Azam, Kutbi Rebbani, Sultanül Evliya, Kutbi Azam gibi lakapları vardır. İran'ın Geylan şehrinde 1078 yılında doğdu. Babası Ebu Salih bin Musa Cengidos'tur. Hazreti Hasan'ın oğlu, Hazreti Müsenna'nın oğlu Abdullah'ın soyundandır. Annesinin ismi Fatıma, lakabı Ümmül Hayr olup Seyyide'dir. Bunun için Abdülkadir Geylani hem Seyyid hem Şerif'tir. Hazreti Hüseyin'in evladına Seyyid, Hazreti Hasan'ınkine Şerif denir. Abdülkadir Geylani Hazretleri 1166'da Bağdat'ta vefat etti. Türbesi Bağdat'tadır. Ziyaret edilmekte, feyz ve bereketlerine kavuşulmaktadır. Fıkıh ve hadis ilimlerinde müçtehitti. Kadiriye tarikatının kurucusudur. Ehl-i sünnet itikadını ve din bilginlerini her tarafa yaydı. Orta boylu, zayıf bünyeli, geniş göğüslü, ilm için vefakarlıkta emsali az bulunur bir veliydi. Abdülkadir Geylani Hazretleri daha doğmadan, ileride büyük bir zat olacağına dair alametler, işaretler görülmüştü. Babası rüyasında Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem, Eshab-ı Kiram'ı radiyallahu anhum ve Evliya'yı gördü. Peygamber Efendimiz kendisine, "Ey Ebu Salih, Allah Teala bu gece sana kamil, olgun ve derecesi yüksek bir erkek evladı ihsan etti. O benim oğlum ve sevdiğimdir. Evliya arasında derecesi yüksek olacak." buyurdu. Yine oğlu hakkında 12 imam dışında bütün veliler doğacak olan oğluna itaat edecekler. Onun ayaklarını boyunlarına koyacaklar. O yüksek derecelere kavuşacak. Ona itaat etmeyenler Allahu Teala'ya yakınlık devletinden mahrum kalacaklar diye müjdelendi. Doğduktan sonra yüksek halleriyle dikkatleri çekti. Ramazan-ı Şerif'te gün boyunca süt emmez. İftar olunca emerdi. Bu halini şu beyti ile anlatır. Başlangıcım şöyleydi. Dillerde söylenirdi. Beşikteyken oruçtum. Bunu herkes bilirdi. Doğduğu senenin Ramazan-ı Şerif ayının sonunda havalar bulutlu geçmişti. Bunun için Ramazan'ın çıkıp çıkmadığında tereddüt edildi. Halk annesine çocuğun süt emip emmediğini sordular. Emmediğini öğrenince Ramazan-ı Şerif'in henüz çıkmadığını anlayıp oruca devam ettiler. 10 yaşında mektebe giderken etrafında meleklerin kendisiyle beraber yürüdüklerini görür. Onlardan "Yer açın, evliyadan bir zat geliyor." dediklerini duyardı. Meleklerin söylediklerini duyan birisi "Bu çocuk kimdir?" diye sordu. Meleklerden birisi "Bu asil bir ailenin çocuğudur. İleride büyük bir zat olacak. Arzu edenlere hep verecek ve hiç kimseyi kapısından boş çevirmeyecek. Her gün Allahu Teala'ya yakınlığı artacak ve çok yüksek derecelere ulaşacaktır." dedi. Çocuklarla beraber oynamak istediğinde "Bana gel ey mübarek, bana gel" diyen bir ses işitir. Korku ve heyecanla annesine koşardı. Abdülkadir Geylani 18 yaşında Bağdat'a geldi. Buradaki meşhur alimlerden ders almak suretiyle hadis, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde çok iyi yetişti. Fıkıh ilmini Ebu Hattab Mahfuz, Ebu'l Vefa Ali bin Ukayl, Ebu Hüseyin bin Kadı, Ebu Yala ve diğer fıkıh alimlerinden öğrendi. Hadis ilmini Hasan-ı Bakıllani, Ebu Said Muhammed bin Abdülkerim,
Ebu Ganim Muhammed bin Muhammed, Ebu Bekr Ahmet bin Muzaffer, Ebu Cafer, Ebu Kasım bin Ali, Ebu Talip Abdülkadir, Ebu Bekr Hibetullah İbni Mübarek, Ebul İz Muhammed bin Muhtar, Ebu Nasr Muhammed, Ebu Galip Ahmet, Ebu Abdullah Yahya ve diğer hadis alimlerinden öğrendi. Tasavvuf ilmini ise Şeyh Ebu Said Mahzumi ile Hammadi Debbas'tan almıştır. İlim tahsilini tamamlayıp yetiştikten sonra vaaz ve ders vermeye başladı. Hocası Ebu Said Mahzumi'nin medresesinde verdiği ders ve vaazlarına gelenler medreseye sığmaz, sokaklara taşardı. Bu sebeple çevresinde bulunan evler de ilave edilmek suretiyle medrese genişletildi. Bu iş için Bağdat halkı çok yardımcı oldu. Zenginler para vererek, fakirler çalışarak yardım ettiler. Hatta bir kadın mehir bedelini kocasının orada çalışmasına saydı. Derslerine devam edenler arasında pek çok alim yetişti. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir müddet ders verip insanları irşad ettikten, hak ve hakikati anlattıktan sonra ders ve vaaz vermeyi bıraktı. İnzivaya çekilip yalnızlığı seçti. Sonra sahralara çıktı. Bağdat'ın kerh harabelerinde yaşamaya başladı. Bütün vaktini ibadet, riyazet ve mücahede ile nefsinin arzu ve isteklerini yapmamak, istemediklerini yapmakla geçirmeye başladı. Buyurdu ki, Irak'ın sahra ve harabelerinde 25 sene insanlardan uzak kaldım. Benim kimseden, kimsenin benden haberi yoktu. Bazen uzun müddet yemezdim ve açım, açım diye içimin feryadını duyardım. Bazen üzerime öyle ağırlıklar gelirdi ki bunlar bir dağın üstüne konsa tahammül edemeyip paramparça olurdu. Bu sırada muhakkak zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. Mealindeki İnşirah suresinin 5. ve 6. ayeti kerimelerini okuduğumda üzerimdeki ağırlıklar dağılıp giderdi. Şeytanlar çeşitli kılık ve kıyafetlere bürünüp toplu halde yanıma gelir, beni yolumdan çevirmek için uğraşırlardı. Kalbimde büyük bir azim ve direnç hissederdim. İçimden bir ses, ''Ey Abdülkadir, onlarla mücadele et, onlara galip geleceksin.'' derdi. İçlerinde bir şeytan durmadan bana gelir. ''Buradan git, şöyle yaparım, böyle yaparım.'' diye beni tehdit ederdi. Canı gönülden, ''La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.'' okuyunca onun tamamen yandığını görürdüm. Bir kere Abdülkadir Geylani şöyle bir ses işitti. ''Ey Abdülkadir, ben senin Rabbinim. Sana haramları mübah, serbest kıldım. Bir rivayete göre başkasına yasak olan şeyleri sana helal kıldım.'' diyordu. Bunun üzerine Abdülkadir Geylani evuzu çekti. Kovulmuş şeytandan Allahu Teala'ya sığınırım. ''Sus ey mel'un!'' diye bağırdı. Bunun üzerine aynı ses, ''Ey Abdülkadir! Rabbinin izniyle çeşitli yerlerde bana aldanmayarak şerrimden, kötülüğümden kurtuldun. Halbuki ben bu yolda 70 kişiyi yoldan çıkardım.'' dedi. Onun şeytan olduğunu nasıl anladığını sorduklarında, ''Sana haramları helal ettim.'' sözünden anladım. Çünkü Allah-u Teala böyle şeyleri emretmez buyurdu. Başka bir kere gayet çirkin ve pis kokulu birisi geldi. ''Ben iblisim, şeytanım. Sana hizmet etmeye geldim. Beni ve yardımcılarımı çok yordun.'' dedi. ''Sana inanmıyorum. Buradan uzaklaş.''
dedim. Bana vuracak olduysa da onu perişan ettim. İkinci defa elinde büyük bir ateş kıvılcımıyla hücum etmeye başladı. Bu esnada elinde kılıç bulunan atlı birisi bana yardıma geldi. Yine onu mağlup ettim. Üçüncü olarak iblisi çok uzakta ağlar gördüm. Gayet üzgün olarak "Senden ümidimi kestim. Galiba seni yoldan çıkaramayacağım," dedi. "Sus ey melun," dedim ve kovdum. Allah-u Teala her seferinde beni onlara karşı üstün kıldı. Şeytanı başımdan savdıktan sonra bana pek lezzetli, süslü ve parlak şeyler göründü. "Bunlar nedir?" dedim. "Dünya zevkleri ve ziynetleridir," denildi. Dünya ve onun göz kamaştırıcı lezzeti ve çabuk tükenen nimetleri kendine çekmek istedi. Fakat Allah-u Teala beni onlardan da korudu. Onlara hiç kıymet vermedim. Bunun için kaybolup gittiler. Sonra Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak yolunda insanın önüne çıkan manileri, engelleri gördüm. "Bunlar nedir?" dedim. "Senin için bulunan manilerdir," denildi. Bunlara üstün gelebilmek için bir sene uğraştım. Sonra içimi seyrettim. Kalbimin birçok şeylere bağlandığını, boş hayaller kurduğunu, kendini saraylarda sandığını gördüm. "Bunlar nedir?" dedim. "Arzu ve isteklerindir," denildi. Tam bir yıl uğraştıktan sonra kalbimi onlardan temizleyebildim. Yine nefsim kendi şeklinde bana gelir, kendine dost olmam için yalvarırdı. Yüz vermeyince zor kullanmak isterdi. Bir kere onu bütün hastalıkları üzerinde, arzu ve istekleri dipdiri, şeytanları emrine hazır olarak gördüm. Bir sene mücadele ettim. Allah-u Teala'nın izniyle hastalıklarını iyileştirdim. Arzu ve isteklerini kırdım. Şeytanlarını kovdum. Kısaca nefsimle tedricen safha safha mücadele ettim. Onu iki elimle sımsıkı yakaladım. Yıllarca ıssız, sessiz sedasız yerlerde kalmaya mecbur ettim. Soğuk bir gece 40 defa ihtilam oldum. Havanın soğukluğuna bakmadan her seferinde hemen yıkandım. Ker harabelerinde yıllarca kaldım. Yiyecekler malum, otlar, ağaç yaprakları. Dünya sevgisinden kurtulabilmek, nefse üstün gelebilmek için her çareye başvurdum. Gördüğüm her yokuşa tırmandım. Nefsime hiç fırsat vermedim. Bir gece merdivende kitap mütalaa ediyordum. Nefsim, "Biraz uyu, sonra kalkarsın," dedi. Ona muhalefet olsun diye tek ayağım üzerinde durdum. Kur'an-ı Kerim'i hatmedinceye kadar uyumadım. Bütün bunlara rağmen henüz matluba, maksada ve asıl isteğime varamamıştım. Bunun için tevekkül, şükür ve zenginlik gibi kapıları denedim. Aradığımı fakirlik kapısında buldum. Burada büyük bir şerefe kavuştum. Kulluk sırrına erdim. Sonsuz hürriyete ulaştım. Bütün arzu ve isteklerim buz gibi eridi. Bütün beşeri sıfatlarım kayboldu. Gönülden Allah-u Teala'dan başka her şeyi çıkarıp hep onunla olmak olan fakr mertebesine ulaştım. Nihayet bütün varlıklardan yüz çevirdim. Her şeyim Allah için oldu. Sahralarda cezbe halinde kendimden geçmiş olarak dolaşırdım. Kendime geldiğimde kendimi bulduğum yerlerden çok uzaklarda bulurdum. Bir gün bu halde bir saat kadar yürümüştüm. Sonra kendimi Bağdat'a 12 günlük uzaklıkta bir yerde buldum. Düşünceye daldığımda bir ses bana, "Sen ki Abdülkadir'sen, buna hayret mi ediyorsun?" dedi. Sahralarda dolaşırken ol sözüyle ihsan olundum. Allah-u Teala'nın izniyle istediğim olurdu. Bunun için çok yiyecek buldum. Dağdan bir parça koparırdım, helva olur yerdim. Kuma deniz suyu dökerdim, tatlı su olurdu.
Sonra böyle yapmaktan haya ettim. Allah-u Teala'ya karşı edebi gözeterek hepsini terk ettim. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu uzun dolaşmalardan sonra Bağdat'a dönüyordu. Hazreti Hızır önüne çıkıp şehre girmesine mani oldu. Emir var. 7 sene Bağdat'a giremeyeceksin dedi. Bu sebeple Bağdat'ın kenarlarında 7 yıl yerden biten mübah bakliyatı yiyerek bekledi. Bildirilen müddet bitince, "Ey Abdülkadir, Bağdat'a gir, serbestsin," diye bir ses duydu. Soğuk ve yağmurlu bir gecede Bağdat'a girdi. Doğru, Şeyh Hammad bin Müslim Debbas'ın dergahına geldi ve geceyi orada geçirdi. Sabahleyin Şeyh Hammad Debbas onu görünce ağlayarak, "Oğlum Abdülkadir, bu devlet bugün bizim, yarın sizin olacak," dedi. Bir müddetten beri Bağdat'ta bulunan Abdülkadir Geylani Hazretleri, fitne ve karışıklıklar olunca tekrar sahralara çıkmak istedi. Hibe kapısı denilen yere gelince, "Nereye gidiyorsun? Dön, herkes senden faydalanacak," diye bir ses işitti. "Ben dinimi kurtarmak istiyorum," dediğinde, "Korkma, dinine bir zarar gelmeyecek," denildi. Düşünmeye başladı ve bu işin hakikatini bildirmesi için Allah-u Teala'ya yalvardı. Bu esnada Muzafferiye denilen yerden geçerken birisi kapıyı açıp, "Ey Abdülkadir, buyurun," dedi. Yanına varınca, "Söyle, dün Allah-u Teala'dan ne istemiştin?" dedi. Abdülkadir Geylani Hazretleri şaşırıp cevap veremedi. Bunun üzerine o zat kapıyı şiddetle yüzüne çarptı. Dün Allah-u Teala'dan ne istediğini düşünerek yürümeye başladı. Biraz sonra o zatın Şeyh Hammas Debbas olduğunu hatırladı. Bundan sonra onun sohbetlerine gider, halledemediği, çözemediği esrarı, gizli şeyleri ondan sorardı. O da ona bir bir açıklardı. Bazen ilim öğrenmek için başka taraflara gittiğinden onunla görüşemezdi. Dönünce hocası ona, "Allah aşkına, nerelere gidiyorsun? Bu civarda senden daha alim birisi var mı?" derdi. Şeyh Hammad'ın müritleri ona bazen, "Sen alim birisin. Burada ne işin var? Buradan gitsene," derler. Şeyh Hammad da onlara, "Utanmıyor musunuz? Onu buradan kovmak mı istiyorsunuz? İçinizde onun gibisi yok. Benim ona eziyet ettiğime bakmayın. Onu imtihan etmek, denemek, manen kemale ermesi, olgunlaşması için böyle yapıyorum. Mana aleminde onu koca bir dağ gibi görüyorum," derdi. Yine bir sohbet toplantısında Abdülkadir Geylani Hazretleri dışarı çıkmıştı. Şeyh Hammad, "Şu genci görüyor musunuz? Bir zaman gelecek, ayağı bütün velilerin boynunda olacak. Her veli ona itaat edecek," dedi. Başka bir gün o gelince ayağa kalkıp, "Hoş geldin Abdülkadir. Sen ariflerin, Allah-u Teala'yı tanıyanların seyyidi, efendisisin. Senin sancağın doğudan batıya kadar dalgalanacak. Bütün boyunların sana eğileceğini ve akranlarının üstünde bir dereceye ulaşacağını müjdelerim," dedi. Zamanındaki diğer evliyada keramet olarak ileride onun derecesinin yüksek olacağını haber verdiler. Abdülkadir Geylani Hazretleri zaman zaman Şeyh Tacül Arif'in Ebul Vefa Hazretleri'nin yanına giderdi. Ebul Vefa Hazretleri o gelince ayağa kalkar, yanındakilere, "Ayağa kalkın, evliyadan biri geliyor," derdi. Ona karşı bu şekilde iltifat etmesine hayret eden talebelerine, "Henüz zamanı var,
Vakti gelince okumuş, cahil herkes bu gence muhtaç olacak. Onun feyzinden, manevi ilminden faydalanacak. Sanki şu anda onun Bağdat'ta cemaatlere vaaz ve nasihat ettiğini, ayağım bütün velilerin boynundadır dediğini ve bütün velilerin boyunlarını ona uzattıklarını görüyorum derdi. Bir defasında da ey Bağdatlılar, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki onun başında bir ucu doğuda bir ucu da batıda olan sancaklar dalgalanacak dedi ve Abdülkadir Geylani Hazretlerine dönüp bugün söz bizim fakat ileride senin olacak. O zaman bu ihtiyarı hatırlarsın diye hitap etti. Nihayet Abdülkadir Geylani Hazretleri Bağdat'ta insanları irşada, Allah-u Teala'nın beğendiği yolda bulunmaya davete ve nasihat etmeye başladı. Bir gün kendini nurların kapladığını gördü. Bu hal nedir diye sorunca Resulullah Efendimiz Allah-u Teala'nın sana verdiği yüksek dereceyi tebrik etmeye geliyor denildi. Nurun gitgide çoğaldığı bir anda Resulullah Efendimiz görünerek bir elbise verdiler. Sonra bu kutupluk denilen velilere ait evliyalık elbisesidir buyurdular. Resulullah Efendimiz'den Hazreti Ali vasıtasıyla gelen feyizler, manevi ilimler, ondan sonra Hazreti Hasan ile Hüseyin ve 12 imamdan diğerleriyle devam etti. Bunlardan sonra gelen evliyaya feyizler hep 12 imam vasıtasıyla geldi. Abdülkadir Geylani Hazretleri dünyaya gelip veli oluncaya kadar hep böyleydi. Fakat o evliyalıkta yüksek dereceye kavuşunca 12 imamdan gelen feyizler, ilimler, bereketler onun vasıtasıyla geldi. Başka hiçbir veli bu makama ulaşamadı. Bunun için önceki velilerin güneşi battı. Bizim güneşimiz ufuk üzerinde sonsuz kalacak, batmayacaktır buyurdular. Kıyamete kadar her veliye feyizler onun vasıtasıyla gelecektir. Bunun için kendisine Gavsul Azam, en büyük Gavs denildi. Yalnız İmam-ı Rabbani Hazretleri bu hususta onun vekilidir. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin evliyalıktaki derecesinin yüksekliğini zamanındaki bütün evliya kabul etmişti. Bir gün Bağdat'ta sohbet ediyordu. Meclisinde pek çok alim ve veli vardı. Bir ara işte şu ayağım her velinin boynu üzerindedir buyurdu. Orada bulunanların hepsi bu sözü tasdik ettiler. Şeyh Halifetül Ekber anlatır. Rüyamda Resulullah Efendimiz'i gördüm. Ya Resulallah, Şeyh Abdülkadir ayağım bütün velilerin boynu üzerindedir diyor. Ne buyuruyorsunuz diye sordum. Doğru söylemiştir. O benim himayemde bir kutuptur. Bu nasıl olmasın buyurdu. Adi bin Musafir bu sözü yalnız o söyledi. Başkasından duymadım. O bununla kendi zamanındaki ferdiyet denilen makamını açıklar. Onun gibi hiç kimse böyle söylemeye mezun, izinli değildir, der. Ahmet Rufai Hazretleri, o bu sözü manevi emirle söyledi, dedi. İbni Hacer-i Askalani Hazretleri de bunun manası ileride o kadar keramet gösterecek ki, inat eden ve doğru yoldan sapanlardan başkası onu inkar etmeyecektir, dedi. Büyük alim İzzettin bin Abdüsselam, şüphesiz o evliyanın sultanıydı, demişti. Hayat bin Kays Hazretleri buyurur ki, Abdülkadir Geylani bu sözü söyleyince bütün velilerin kalplerindeki nurlar arttı. İlimlerinde bereket,
hallerinde yükseklik görüldü. Çünkü onlar istisnasız başlarını onun ayağına doğru uzatmışlardı. Abdülkadir Geylani bu sözü söylediğinde yeryüzünde veliler boyunlarını ona doğru uzattı. O anda boynunu uzatanlardan biri Ahmet Rufai Hazretleri'dir. Ona niçin böyle yaptığını sorduklarında şöyle dedi. Şu anda Abdülkadir Bağdat'ta. Ayağım her velinin boynundadır diyor. Ebu Medyen Mağribi de evet ben Mağrib'de ona boynunu uzatanlardan biriyim buyurdu. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin tasavvuftaki yoluna Kadiriye Tarikatı denir. Tarikatının hususiyeti dinin emir ve yasaklarına uymak, devamlı zikir, Allah-u Teala'yı anmak, gönlü Allah-u Teala'dan başkasından kurtarmaktır. Abdülkadir Geylani Hazretleri tasavvuf bilginlerini herkesin anlayacağı şekilde sundu. Peygamber Efendimizin bereketiyle sözleri gayet tatlı ve tesirliydi. Kendileri şöyle anlatır. Hicri 521 senesi Şevval ayının 16'sı olan salı günü öğleden önce Resulullah Efendimizi rüyamda gördüm. Ey oğlum, niçin konuşmuyorsun? Buyurdu. Babacığım, ben yabancıyım. Bağdat fasihlerinin yanında nasıl konuşurum? Dedim. Ağzını aç buyurdu. Ağzımı açtım. 7 defa mübarek ağzının suyundan ağzıma saçtı ve insanlarla konuş. Onları güzel hikmet ve vaazlar ile Rabbinin yoluna çağır buyurdu. Öğle namazını kıldım. Yanımda kalabalık insanlar gördüm. Nutkum tutuldu. Ali bin Ebu Talib'i gördüm. Mecliste benim karşımda ayakta duruyor ve bana ''Ey oğlum, niçin konuşmuyorsun?'' diyordu. ''Babacığım, nutkum, konuşmam tutuldu, konuşamıyorum.'' dedim. ''Ağzını aç.'' buyurdu. Açtım. Ağzının suyundan ağzıma 6 defa saçtı. ''Niçin 7'ye tamamlamadınız?'' dedim. Resulullah'a karşı olan edebimden buyurdu ve gözden kayboldu. Bundan sonra en fasih bir dinle konuşmaya başladım. Bir gün minberde oturmuş vaaz ediyordu. Birden süratle en son basama indi. Ayakta elini elinin üstüne koyarak mütevazi bir şekilde durdu. Bir müddet sonra minbere çıktı. Eski yerine oturdu ve vaazına devam etti. Oradakilerden birisi ne oldu diye sual edince, ceddim Resulullah'ı gördüm. Geldi ve minber önünde durdu. Haya edip son basamağa indim. Kalkıp gitmeye başlayınca bana yerime oturmamı ve insanlara vaaz etmemi emretti, dedi. Sohbetlerinde bazen birkaç kişi coşarak kendinden geçerdi. Haftada 3 gün, cuma, salı ve pazartesi gecesi halka vaaz ederdi. Vaazında alim ve evliyadan zatlar da bulunur. Hepsi büyük bir huzur içerisinde dinlerlerdi. 40 sene böyle devam etti. Ders ve fetva vermeye 28 yaşında başlamış olup, bu hal 60 yaşına kadar devam etti. Huzurunda Kur'an-ı Kerim tegannisiz, gayet sade, tecvide riayetle okunurdu. 400 alim onun anlattıklarından notlar tutar, izdiham, kalabalık sebebiyle birbirlerinin sırtlarında yazarlardı. Sorulan suallere gayet açık ve doyurucu cevaplar verirdi. Derin ilim sahibiydi. 13 çeşit ilimde ders verirdi. Bir gün birisi huzurunda Kur'an-ı Kerim okudu. Abdülkadir Geylani Hazretleri okunan ayeti kerimeleri tefsir etmeye başladı. 40 şekilde tefsir yaptı ve hepsinin delilini gösterdi.
Orada bulunanlar yalnız 11 tefsiri anlayabildi ve dinleyenleri hayrette bıraktı. Sonra sözü burada bırakıyorum. Şimdi kelime-i tevhide geldik. La ilahe illallah dedi. Bunları söyler söylemez cemaati bir hal kapladı. Hepsi kendilerinden geçti. Önce lazım olan din bilgilerini öğrenmeyi tavsiye ederdi. Cübbai ismindeki bir zat anlatır. Evliyanın hayatından ve sözlerinden bahseden Arabi Hilyetül Evliya kitabını birisinden dinlemiştim. Kalbim yumuşadı ve halktan uzaklaşıp yalnız ibadetle meşgul olmak istedim. Gidip Abdülkadir Geylani'nin arkasında namaz kıldıktan sonra huzurunda oturdum. Bana bakıp, eğer inzivaya çekilmek istersen, önce ilim, sonra da yetişmiş ve yetiştirebilen rehber zatların, yani mürşid-i kamillerin huzurunda edep öğren. Daha sonra inzivaya, yalnız ibadete başla. Yoksa ibadet ederken, dinde bilmediğin bir şeyi öğrenmek icap eder de yerinden ayrılmak durumunda kalırsın buyurdu. Sabah ve ikindiden sonra tefsir, hadis ve fıkıh, öğleden sonraları Kur'an-ı Kerim ve kıraat dersleri okuturdu. Akşam ve sabahsa usul-i fıkıh ile naf, Arabi cümle bilgisi verirdi. Onun bereketiyle talebeler çabuk ilerlerdi. Ebu Muhammed Haşşab der ki, gençken Nahif okuyordum. Bana bir gün Abdülkadir Geylani Hazretlerinin vaazlarında çok tesirli konuştuğunu söylediler. Vakit bulamadığım için gidemezdim. Nihayet bir gün vaaz verdiği yere gittim. Beni görünce, bizim sohbetimizde bulun. Seni sibeveyn yapalım dedi. O günden sonra yanından ayrılmadım. Din bilgilerinde ve akli ilimler denilen diğer yardımcı ilimlerde çok istifade ettim. O kadar kaideler öğrendim ki başkalarından öğrendiklerimi unuttum. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin şöhreti her tarafı kaplayınca Bağdat'ın ileri gelen alimleri her biri bir mesele sorup imtihan etmek için huzuruna gelip oturdular. Bu esnada Abdülkadir Geylani Hazretlerinin göğsünden ancak kalp gözü açık olanların görebildiği bir nur çıktı ve alimlerin göğsünden geçip gitti. Alimleri bir hal kaplayıp Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ayaklarına kapandılar. Bunun üzerine onları tek tek bağrına bastı ve şimdi suallerinizi sorun buyurdu. Her biri suallerini sorup hemen cevabını aldı. Onlara size ne oldu böyle denildiğinde huzurunda oturduğumuzda bütün bildiklerimizi unuttuk. Bizi bağrına basınca unuttuklarımızı tekrar hatırladık. Suallerimizi sorunca öyle cevaplar aldık ki hayrette kaldık dediler. Ebu Said Kilevi şöyle anlatmıştır. Ben Abdülkadir Geylani Hazretlerinin meclisindeyken Resulullah Efendimiz'i ve Enbiya'yı gördüm. Melekler onun meclisine gelmek için bölük bölük gökyüzünden inerlerdi. Bir defasında da Hızır Aleyhisselam'ı görmüştüm. Her kim dünyada kurtuluşa ermek ve saadete kavuşmak isterse Şeyh Abdülkadir'in meclisine devam etsin buyurmuştu. İbni Kudame şöyle söylemiştir. 1166 yılında Bağdat'a girdiğimizde Abdülkadir Geylani Hazretlerini İlmin zirvesine yükselmiş gördük. O ilmiyle amel eder. Kendisine sorulan çetin sorulara
doyurucu cevaplar verirdi. Bütün güzel huylara ve üstün vasıflara sahipti. Onun gibi bir zata daha hiç rastlamadık. Abdülkadir Geylani Hazretleri felsefeyle meşgul olmayı hoş görmezdi. Ondan men ederdi. Felsefenin kaynağı akıldır. Filozof, çeşitli bilgileri düzene koyarak madde, hayat, yaratılış, dünya, ruh, alem, ölüm ve sonrası gibi konulara aklına dayanarak cevaplar bulmaya çalışır. Bunu yaparken bulduğu cevapların Allah-u Teala tarafından gönderilen dinlere uyup uymamasına bakmaz. Bu sebeple doğru yoldan ayrılırlar. Felsefecilerin ortaya koyduğu bilgiler, gerek fen bilgilerinin değişmesi, gerekse sonra gelen filozofların öncekilerden farklı düşünmesi sebebiyle ya kısmen yahut tamamen değişir. Bu itibarla sonra gelenler önce gelenleri daima tenkit etmekle veya onların felsefelerini yıkmakla işe başlarlar. Akıl yalnız başına yol gösterici değildir. Dinin rehberliğine muhtaçtır. Yoksa sapıtır. Bunun için din büyükleri itikadın bozulabileceğini bildikleri için felsefeyle uğraşmaktan men etmişlerdir. Nitekim İbn Sina ve Farabi gibi zatlar felsefecilerin kitaplarıyla çok meşgul olduklarından sapıtmışlardır. Şeyh Muzaffer Mansur der ki, birkaç kişiyle Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yanına gitmiştik. Elimde felsefeyle ilgili kitaplar vardı. Bizi süzdükten sonra kitabı görmeden bana, "O elindeki kitap ne kötü bir arkadaştır," buyurdu. Bu esnada oradan ayrılıp kitabı bir yere koymak ve bir daha taşımamak hatırıma geldi. Kitabı çok seviyordum. İçerisindeki çok şeyi de ezberlemiştim. Tam kalkacaktım, bana dikkatli dikkatli bakmaya başladı. Şaşırıp kalkamadım. "Şu kitabı bana versene," buyurdu. Vermek için kitabı açtım. Bir de ne göreyim? Kitabın sayfaları bembeyaz olup hiçbir şey yazılı değildi. Kitabı kendisine verdim. Tek tek sayfalarına baktıktan sonra bana geri verdi. İşte İbn-i Daris'in Fedailül Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in faziletleri kitabı, buyurdu. Baktım, gerçekten onun güzel bir hatla yazılmış bir nüshasıydı. Bana, "Kalp ile tövbe etmek ister misin?" buyurdu. "Evet," dedim. "Öyleyse kalk," dedi. Kalktım. Zihnimde felsefeyle ilgili bütün öğrendiklerimi unuttum. Daha önce onları hiç okumamış gibi oldum. Dine uygun olmayan bir şeye müsaade etmezdi. Bir gün yanında falanca çok ibadeti ve kerametleriyle meşhurdur diye konuşuldu. Ve bu arada "ben derece bakımından Yunus aleyhisselamı geçtim," dediği nakledildi. Bunu duyunca yüzünde öfke eserleri görüldü. Yaslandığı yastığı yere doğru attı. Gidip baktıklarında adamın öldüğünü gördüler. Vefatından sonra o şahıs rüyada neşeli olarak görüldü. "Nasılsın?" diye sorulduğunda Şeyh Abdülkadir hem Allah-u Teala'nın hem Yunus aleyhisselamın yanında bana şefaatçi olduğu için Allah-u Teala beni affetti. Yunus aleyhisselam hakkında söylediğim o söz sebebiyle hesaba çekmedi," dedi. Çok sabırlıydı. Talebelerinin suallerini kızmadan cevaplandırır, dersi geç anlayanlara sabırla anlatırdı. Ubey isminde anlatılanları zor kavrayan bir talebe vardı. Bir gün ders sırasında İbn-i Semhal isminde bir zat gelmişti. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin onun dersi geç anlamasına karşı gösterdiği tahammülüne hayrandı. O talebe dersini alıp çıktıktan sonra gösterdiği sabra hayret ettiğini söyleyince Abdülkadir Geylani Hazretleri
bir hafta daha yorulacağım. Ondan sonra vefat edeceğim buyurdu. Dediği gibi bir hafta sonunda vefat etti. Abdülkadir Geylani Hazretleri heybetliydi. Az konuşur, çok sükut eder, konuştuğunda gayet cazip, açık ve net konuşurdu. Şahsi için kızmaz. Din hususunda asla taviz vermezdi. Misafirsiz gece geçirmezdi. Zayıflara yardım eder, fakirleri doyururdu. İsteyeni geri çevirmez, iki elbisesi varsa mutlaka birini isteyene verirdi. Yanında oturanlar da ondan daha kerim ve lütufkar kimse olamaz kanaati hakim oldu. Sevdiklerinden biri gurbete çıksa ondan haber sorar, sevgi ve alakasını muhafaza ederdi. Kendisine kötü davrananları affederdi. Kötülüklere dalmış çok kimse, hırsız ve eşkıya onun vasıtasıyla tövbe etti. Köleleri satın alıp azat ederdi. Verdiği sözü tutar, kimseye karşı kötülük düşünmezdi. Anbarında helalden kazandığı buğday bulunurdu. Hizmetçisi kapıda ekmek elinde durur ve halka şöyle seslenirdi. Yemek isteyen, ekmek isteyen, yatmak isteyen kimse yok mu? Gelsin. Kendisine hediye gelse yanındakilere dağıtır. Bir kısmını da kendisine ayırırdı. Hediyeye mutlaka karşılık verirdi. Fakirlerin ve dervişlerin nafakasını satın almak için vazifeli hizmetçilerinin bir başka işi olsa yahut hastalansalar, kendisi çarşıya çıkar, ceddi Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem uyarak ev için lüzumlu şeyleri satın alırdı. Bir toplulukla yolculukta olsa ve bir yerde konaklasalar, kendi eliyle el değirmeninde buğday öğütür, hamur yapar, ekmek pişirir, hepsine taksim ederdi. Kendini ziyarete gelenlere saygı gösterir, tevazu ederdi. Çok günler et ve yağ yemezdi. Bir gün 7 çocuk ellerinde yarımşar dirhem ile gelip her biri yarım dirhemini eline koydu ve satın aldırmak istedikleri şeyleri söylediler. Çarşıya gidip istedikleri şeyleri satın alarak getirip çocuklara verdi. Gönüllerini hoş etti. Sıkıntısı ve dileği olanlar onu vesile ederek, araya koyarak Allah-u Teala'ya dua ettiklerinde dileklerine kavuşurlardı. Buyururdu ki, sıkıntıda olan bir kimse beni vesile edip Allah-u Teala'ya yalvarsa derhal sıkıntısı gider. Şiddet anında her kim benim ismimi ansa derhal rahata kavuşur. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine diyerek her kim Allahu Teala'dan dilekte bulunursa derhal işi görülür. Bir kere de her kim her rekatında Fatiha'dan sonra 11 ihlas okuyarak 2 rekat namaz kılarsa, selamdan sonra da 11 defa Allah'ın Resulüne salat ve selam getirip benim ismimi anarak yalvarırsa Allahu Teala'nın izniyle derhal işi görülür buyurdu. Temiz bir hanım Abdülkadir Geylani Hazretlerine talebe olmuştu. Bu kadın dağdayken ihtiyaç için mağaraya girdiğinde daha önce ona aşık olan bir ahlaksız da ardından girdi. Kadına yanaşıp onun namusunu kirletmek istedi. Kadın kaçıp saklanacak bir yer bulamadı. Gafsul Azam'ın ismini söyleyip yardım et, yetiş, imdat ey Gafsul Azam. Ey insanların ve cinlerin gafsı, yardımcısı yetiş, yetiş ey Şeyh Muhyiddin, dinin ihya edicisi, yetiş ey Seyyid Abdülkadir deyip feryat etti. O anda
Gavsül Azam medresede abdest alıyordu. Ayaklarında tahtadan nalınlar vardı. Onları çıkarıp mağara tarafına savurdu. Ahlaksız arzusuna kavuşamadan nalınlar kafasına ulaştı ve ölünceye kadar başına vurdular. Kadın o mübarek nalınları alıp Hazreti Gavs'a getirdi ve başından geçeni anlattı. Talebelerinin tövbesiz vefat etmemeleri için dua etti. Allah'ım, ceddim Habibin Muhammed aleyhisselam ve kullarından takvaya erenlerin hatrı için hiçbir müridimin, talebemin ruhunu tövbesiz alma diye yalvardı. Bir defasında iyi müritlerin hali malum, ya kötülerinki ne olacak diye sorduklarında, iyi olanlar kendilerini bize adamışlardır. Kötülere gelince biz de kendimizi onları kurtarmak için adadık buyurdular. Bir kere de bana gözün alabileceği kadar bir kitap verildi. Onda kıyamete kadar talebelerimin isimlerini gördüm buyurmuştur. Cinler de kendisinden çekinir, itaat edip sözünü dinlerlerdi. Ebu Said Abdullah bin Ahmet isminde birinin kızına cinler musallat olmuştu. Halini Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerine arz etti. O da, "Falanca yere git, oraya cinlerin reisi uğrayacak. Ona benim gönderdiğimi söylersin, halini anlatırsın. O sana yardımcı olur," buyurdu. O şahıs denilen yere gitti. Kendisini Abdülkadir Geylani'nin gönderdiğini ve kızının durumunu anlattı. Cinlerin reisi kızına musallat olan cini cezalandırdı. Ebu Said cinlerin reisine, "Bugüne kadar senin kadar Abdülkadir'in emrine canı gönülden itaat eden görmedim," deyince Abdülkadir Geylani Hazretleri her gece evinden bakar, cinleri seyreder. Cinler onu görünce korkularından sağa sola kaçışırlar. Allah-u Teala sevdiği kulun emrine birçok insan ve cin verir dedi. Duası makbuldü. Bağdat halkından biri ona gelerek, "Babamı rüyada azap içerisinde gördüm. Bana Şeyh Abdülkadir'e git, bana dua etsin. Belki Allah-u Teala beni azaptan kurtarır," dedi. "Bunun için sana geldim. Babama dua ediverin de azaptan kurtulsun," dedi. Abdülkadir Geylani Hazretleri sükut buyurdu. Bir şey söylemedi. O şahıs ikinci gece babasını rüyasında yeşil bir cübbe içerisinde neşeli neşeli görünce hayret edip, "Baba, dün azap içindeydin, bugünse neşelisin, sebebi nedir?" diye sordu. Babası, "Şeyh Abdülkadir bana dua etti. Allah-u Teala onun duası hürmetine beni azaptan kurtardı," dedi. Tabiplerin tedavi edemediği hastalar ona gelirler. Duası bereketiyle şifa bulup giderler. Bir defasında halifenin akrabasından karnı şiş bir hastayı getirdiler. Elini sürüp dua ettiğinde Allah-u Teala'nın izniyle iyileşti. Halk sıkıntıları olunca ona gelirdi. Bir seferinde Dicle Nehri taşmış, sular Bağdat sokaklarına kadar gelmişti. Herkes korkuyla Abdülkadir Geylani Hazretlerine başvurdu. Abdülkadir Geylani Hazretleri oraya geldi. Bastonunu nehrin kenarına dikti. "Daha ileri gitme," dedi. Allah-u Teala'nın izniyle nehrin suyu o andan itibaren azalmaya başladı. Muhammed Esher şöyle anlatır. "Bir sene Allah-u Teala'dan devamlı bana evliyasından birini göstermesini istedim. Bir gece rüyamda İmam-ı Ahmet bin Hanbel'in kabrini ziyaret ettim.
orada birisi vardı. İçimden onun evliyadan biri olduğunu geçirdim. Uyanınca Ahmet bin Hanbel'in kabrine koştum. Rüyada gördüğüm zat orada duruyordu. Önümden geçip Dicle'ye doğru gitti. Ziyaretimi acele yapıp onu takip ettim. Dicle Nehri'nin iki tarafı bir adımlık mesafe oluncaya kadar yaklaştı ve adımını atarak geçiverdi. Sonra o zat medreseye gittiğinde rüyada ve uyanıkken gördüğü zatın Abdülkadir Geylani Hazretleri olduğunu anladı. Onu gören tesiri altında kalır. Mübarek biri olduğunu hisseder. Kalbi katıysa yumuşar. Cuma günleri camiye giderken halk onu görmek için sokakları doldururdu. Kendisi hakkında kötülük düşünene merhamet eder, onun iyiliğini isterdi. Gavsul Azam Medine-i Münevvere'den Bağdat'a gelirken yolda hırsızlardan birine rastladı. Hırsız soyacak adam arıyordu. Gavsul Azam ona "Sen kimsin?" dedi. Hırsız, "Ben çölde yaşayanlardanım," dedi. Gavsul Azam ona isminin masiyet, günah mürekkebiyle yazılmış olduğunu açıkladı. Hırsızın kalbinden bu heybet ve azamet sahibi kişinin Gavsul Azam olması muhtemeldir düşüncesi geçti. Hırsızın kalbinden geçeni kendisine söyledi ve "Evet, ben Abdülkadir'im," buyurdu. Hırsız derhal mübarek ayaklarına kapandı ve dilinden "Ey Seyyid Abdülkadir, Allah için bana bir ihsanda bulun," sözleri çıktı. Gavsul Azam haline acıdı ve kalbinin düzeltilmesi için Allahu Teala'ya dua etti. Hitap geldi. "Ey Gavsul Azam, hırsızı doğru yola ulaştır. Onu sevgililer hidayetine irşad eyle. Onu kutuplardan biri eyle." Hırsız eşsiz teveccühleriyle kutuplardan oldu. Meclisi Müslüman olmak için gelenlerden boşalmazdı. Müslüman olan bir rahip şöyle anlatır. "Ben Yemenliyim. İçimden Müslüman olmak geldi. Bunun için Yemen'deki İslam alimlerinden birine müracaat etmek istedim. Böyle düşünürken uyuyakaldım. Rüyamdaysa İsa aleyhisselamı gördüm. Bana Irak'a git. Orada Abdülkadir isminde biri var. Onun huzurunda Müslüman ol. Çünkü o zamanındaki alimlerin en büyüğüdür," buyurdu. Yine 13 kişilik bir Hristiyan cemaati Müslüman olmayı kararlaştırdılar. Kimin yanında Müslüman olacaklarını düşünürlerken sahibini görmedikleri bir ses, "Bağdat'a gidin. Abdülkadir Geylani ismindeki zatın huzurunda Müslüman olun. Onun bereketiyle kalbinizde öyle bir iman nuru parlar ki başkasının yanında böyle olmaz," diyordu. Bu hadiseler Abdülkadir Geylani Hazretlerinin büyüklüğünü, derecesinin yüksekliğini göstermektedir. Yoksa İslamiyet'te Müslüman olmak için müftüye, imama gitmek ve formaliteye ihtiyaç yoktur. Bir kimse kelime-i şehadeti söyleyip manasına inanınca Müslüman olur. Allah-u Teala'nın izniyle bir anda birçok yerde bulunurdu. Ramazan-ı Şerif'te bir gün ayrı ayrı 70 kişi birbirinden habersiz Gavsul Azam'ı iftara davet etti. Her biri kendi evini şereflendirmek, bereketlendirmek istiyordu. Her birinin davetini kabul etti. Aynı anda davet edenlerin evlerinde iftarda bulundu. Onlarla birlikte yemek yedi. Hafsala'ya sığmaz keramet bir anda Bağdat'a yayıldı. Huzurunda hizmet eden hizmetçilerinden biri Gavsul Azam o akşam tekkesinden çıkmadığı, iftarı burada yaptığı halde o kimselerin evlerine girip
onlarla yemek yemesi ve bu yemeğin aynı anda olması nasıl olur diye düşündüğü zaman Gavsül Azam o hizmetçisine dönerek "Onlar doğru söylüyorlar. Her birinin davetinde bulundum ayrı ayrı. Fakat aynı zamanda her birinin evlerinde yemek yedim." buyurdu. Çinesini çekmeden yüksek mertebelere ulaşılamayacağını söylerdi. Bir kadın çocuğunu Abdülkadir Geylani'ye getirip "Oğlumun kalbini size tutulmuş gördüm. Bana hizmetinden onu azat edip size getirdim." dedi. Şeyh Hazretleri bu genci yanına aldı. Ona nefsin istemediklerini yapmasını emretti. Tarikatta sülûka başlattı. Bu şekilde devam ederken bir gün annesi çıka geldi. Oğlunu az yemek ve uyumak sebebiyle zayıf ve sararmış, arpa ekmeği yer halde buldu. Bu hal ona dokundu. Çocuğunu bırakıp Abdülkadir Geylani Hazretlerinin yanına girdi. Şeyh Hazretleri oturmuş tavuk yiyordu. "Efendim, siz burada tavuk yersiniz. Benim oğlumsa arpa ekmeği yer." dedi. Şeyh bunu duyunca elini tavuk kemiklerinin üzerine koyup "Kum bi iznillah." Yani Allahu Teala'nın izniyle kalk, diril buyurdu. Tavuk hemen dirildi. Şeyh kadına hitaben "Senin oğlun böyle olduğu zaman dilediğini yesin." buyurdu. Bazen sevdiklerine mana aleminde çeşitli şeyleri gösterirdi. Ali bin Yakub anlatır. "Bir kere daha yanına gitmiştik. Başını eğip murakabeye dalınca ondan bir nurun yükseldiğini gördüm. Gözümden perde kalktı. Melekleri onların tesbihlerini ve kabirdekileri, onların hallerini, derecelerini, tesbih ettiklerini gördüm. Her insanın alnındaki yazıları okumaya başladım. Hülasa bana gaybi, gizli pek çok şey malum oldu. Beni oraya götüren hocam Ali bin Hiti, aklıma bir şey olmasından korkuyorum deyince göğsüme vurdu ve ondan sonra gördüklerimden dolayı hiç korkmadım." Ebul Hacer Hamid Hirani anlatıyor. "Bir gün Abdülkadir Geylani Hazretlerinin medresesine gittim ve huzurunda oturdum. Bana, "Ey Hamid, bir gün gelecek, meliklerin, sultanların minderinde oturacaksın." buyurdu. Aradan epeyce zaman geçip Hira'na dönünce Sultan Nureddin beni çağırıp yanına oturttu ve Efkaf Bakanı yaptı. O günden beri devamlı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin o sözünü hatırlarım. Bir gün bir cemaatle terasta durup Buhara tarafına dönerek güzel bir koku aldı ve "Benim vefatımdan 157 sene sonra dünyaya Muhammedi Meşrep birisi gelir. İsmi Bahattin Muhammed Nakşibendi'dir. Bana mahsus nimetlere kavuşur." buyurdu. Ve dediği gibi oldu. Evliyanın büyüklerinden ve mürşidi kamillerin en meşhurlarından olan bu zat Muhammed Bahattin Buhari Nakşibend Hazretleridir. Allah-u Teala ona eşyanın aslını, neyden meydana geldiğini gösterirdi. Bir gün devlet ileri gelenlerinden birisi huzuruna gelmişti. Tesirli nasihatlerini dinledikten sonra memnuniyetinden 10 kese altını oraya koyup "Bunlar senindir." dedi. Abdülkadir Geylani Hazretleri almak istemedi. Çok ısrar edince içinden ikisini aldı ve sıktı. Elinin altından kan akmaya başladı. O şahsa "Bunları bana getirmekten hiç mi haya etmedin?" dedi. Onları helalden kazanmadığını göstermiş oldu. Her zaman
gizli açık kerametleri görülürdü. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur ki, kerametler ancak bir hayır, hikmet için gösterilir. Kerametini gizlemeyen dünyaya düşkündür. Bana talebe olan yahut evladımdan ve halifelerime bağlı olup, keramet derecesine ulaşıp, maksatsız keramet izhar edenin yüzü iki dünyada kara olur. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin insanları gafletten uyandıran, kendilerine gelmesine vesile olan pek çok sözü vardır. Bunlardan bazıları şunlardır. İnsanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmazsa o rehberlik yapamaz. Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip kötülüklerden men edici olması, misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması, alim ve cesur olması. Şükrün esası nimetin sahibini bilmek, bunu kalb ile itiraf etmek ve dille söylemektir. Büyük alimlere tabi olunuz. Bidat yoluna, dinde olmayıp sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız. İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz. Sabrediniz, sızlanmayınız. Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız. Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele Rabbinizin kapısından hiç ayrılmayınız. Kalp, dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe imkanı yok, ahireti sevmiş olamaz. Mümin, insanlara karşı yüzünden sevinçli olduğunu gösterir. Fakat kendi mahzundur. Peygamber Efendimiz, müminin sevinci yüzündedir. Halbuki kalbi mahzundur buyurmaktadır. Müminin tefekkürü, düşünmesi, ağlaması çok, gülmesi azdır. Tebessümüyle kalbindeki hüznü gizler. Dışarıda geçimini temin etmekle uğraşıyor görünür. Kalbi Rabbini anmakla meşguldür. Çoluk çocuğuyla uğraşıyor görünür, kalbi Rabbi iledir. İnsanlara gösteriş için amel yapıp, sonra da bunu Allah-u Teala'nın kabul etmesini istemek yakışır mı? Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Sevincini ve neşeni biraz azalt. Biraz hüzünlü ol. Peygamber Efendimiz başkasının kalbini ferahlandırmak için tebessüm buyururlardı. İlk önce yapılması lazım olan şeyler hususunda, müminin en önce farzları yapması lazımdır. Farzları bitirdikten sonra vacip ve sünnetleri yapar. Ondan sonra nafilelerle meşgul olur. Farz borcu varken sünnet ile meşgul olmak ahmaklıktır. Farz borcu olanın sünnetleri kabul olmaz. Ali bin Ebu Talib'in rivayet ettiği hadisi şerifte Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, üzerinde farz borcu olan kimse kazasını kılmadan nafile kılarsa boş yere zahmet çekmiş olur. Bu kimse kazasını ödemedikçe Allah-u Teala onun nafile namazlarını kabul etmez. Mümin bir tüccara benzer. Farzlar onun sermayesi. Nafileler de kazancıdır. Sermaye kurtarılmadıkça kazancı olamaz buyurdu. Kötü arkadaşlardan uzak olmayı tavsiye eder, şöyle buyururdu. Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma. Salihleri sev. Yakının bile olsa kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen seninle onun arasında bir yakınlık hasıl olur. Bu bakımdan sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak. Ey oğul!
Senin düşüncen yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bütün bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi nerede, nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi Allah-u Teala'dır. Senin düşüncen Rabbin ve onun katında bulunan nimetler olmalıdır. Dünyadan haram ve şüphelilerden ne terk edersen, mutlaka bunun karşılığında ahirette ondan daha hayırlısı vardır. Ömründe sadece şu içerisinde bulunduğun günün kaldığını farz et. Farz et de ahiret için hazırlık yap. Faydasız şeyleri bırakmak hususunda, ey zavallı! Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama. Resul-i Ekrem, hayat ahiret hayatıdır buyurdu. Müslümanlar hakkında iyi zan sahibi ol. Onlar hakkında niyetini düzelt. Her türlü hayır işi yapmaya koş. Bilmediğin hususlarda ahireti düşünen alimlere sor. Allah-u Teala'dan dünya ve ahiretin hayırlarını iste. Sakın ben istiyorum. Fakat Allah-u Teala vermiyor. Ben de bundan sonra istemeyeceğim deme. Duaya devam et. Eğer istediğin şey ezelde senin için takdir edilmişse, Allah-u Teala'dan istedikten sonra Allah-u Teala onu sana gönderir. Eğer istediğin o rızık ezelde senin için takdir edilmemişse, Allah-u Teala seni o şeye muhtaç kılmaz ve kendinden gelenlere rıza gösterme nimetini ihsan eder. Eğer Allah-u Teala senin için fakirlik ve hastalık dilemişse, sen de Allah-u Teala'ya fakirlikten ve hastalıktan kurtulman için yalvarırsın. O zaman Allah-u Teala sana razı ve memnun olacağın bir hal verir. Eğer ezelde borçlu olmak takdir edilmişse ve sen de borçtan kurtulmak için dua edersen, Allah-u Teala alacaklıyı sana kötü muamele etme halinden vazgeçirir. Hatta borcundan azaltma veya hepsini bağışlama haline çevirir. Eğer dünyada borçlu halden kurtarmazsa, buna karşılık sana bol sevap verir. Ahireti sermayen, dünyayı bu sermayenin kazancı yap. Zamanını önce ahireti elde etmek için sarf et. Geri kalan vaktini, geçimini temin için harca. Sakın dünyanı sermaye, ahiretini onun kârı şeklinde yapma. Böyle yaparsan dünyadan artan zamanını ahiretin için sarf edersin. Bu zaman zarfında namazlarını kılmaya çalışırsın. Fakat çabucak kılayım diye rükünleri riayet etmezsin. Sonra dünya işlerinden dolayı yorulur ve bitkin düşersin. Geceleri kaza namazı kılmaya fırsat bulamazsın. Yorgunluktan ölü gibi yatar, gündüz de faydasız olursun. Nefsine, heva ve isteğine, hatta şeytana tabi olursun. Ahiretini dünyaya karşılık satarsın. Nefsinin kölesi ve onun bineği olursun. Halbuki sen nefsine binmek, onu yalanlayıp tekzip etmek ve selamet yoluna sokmakla emrolunmuşsun. Bunlar ahiret yolu, Rabbine taat yoludur. Sen nefsinden gelen istekleri kabul etmekle kendine zulmettin. İpini onun eline verdin. İsteklerinde, lezzetlerinde, hevasında ona uydun. Sonunda dünya ve ahiretin hayırlısını kaçırdın. Dünya ve ahiretini zarara soktun. Böyle olursa kıyamet günü din ve dünya bakımından insanların en müflisi ve en zararlısı olursun. Nefsine uymakla dünyadan fazla bir şeye ulaşamadın.
eğer nefsini ahiret yoluna çekseydin, ahiretini esas ve sermaye kabul etseydin, dünya ve ahiretini kazanırdın. Nefsin kötülüklerinden korunur, iyilerden olurdun. Eğer dünyaya rağbet etmeyerek, kötülüklerden uzak kalarak Allahu Teala'ya itaat edersen, Allahu Teala'nın has kullarından olursun. Kardeşinin sana yaptığı nasihatı kabul et. Ona muhalefet etme. Çünkü o senin kendinde göremediğin şeyleri görür. Bunun için Resul-i Ekrem, mümin, müminin aynasıdır buyurmuştur. Mümin, din kardeşine yapmış olduğu nasihatlerde samimidir. Onun göremediği şeyleri bildirir. Ona iyilikler ve kötülükler arasındaki farkı gösterir. Ona lehinde ve aleyhinde olan şeyleri anlatır. Acele etme. Acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek Allahu Teala'dandır. Umumiyetle aceleye sebep dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. Allahu Teala'dan hakkıyla haya ediniz. Gaflette olmayınız. Zamanınız zayi olup gidiyor. Halbuki siz yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinde koşmak, oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul olursunuz. Bütün bunlar size Rabbinizin huzurunda hesap vermek için duracağınızı unutturuyor. Halbuki Allahu Teala'yı anmak ariflerin kalplerinde yerleşir. Onların kalplerini kuşatır. Onlara Allahu Teala'yı hatırlamaya mani olan her şeyi unutturur. Senin dilin güzel ve tatlı, yüzünse kötülüklerden kurtulmuş gibi gülüyor. Ya kalbinin hali nasıl? Cemaat içinde iyi görünüyorsun, ya yalnızken, yanında kimse yokken nasılsın? Göründüğün gibi değilsin. Sen namaz kıldığın, oruç tuttuğun, hayır işleri yaptığın zaman, eğer bunları sırf Allahu Teala'nın rızasını gözeterek yapmazsan, nifak üzere ve Allahu Teala'dan uzak olacağını biliyor musun? Şimdi Allah için yapmadığın bütün işlerin, bütün sözlerin, adi ve bayağı niyetlerin için tövbe et. İnsanlara gösteriş için, onların rızalarını almak için amel yapıp, sonra da bunu Allahu Teala'nın kabul etmesini istemek yakışır mı? Hırsı, şımarıklığı, azgınlığı ve dünyaya düşkünlüğü bırak. Sevincini ve neşeni biraz azalt. Biraz hüzünlü ol. Çünkü sen hüzün evinde ve dünya hapishanesindesin. Resul-i Ekrem daima tefekkür ederdi. Sevinçleri az, hüzünleri çoktu. Az gülerdi. Sadece başkasının kalbini ferahlandırmak için tebessüm buyururlardı. Kulun Allahu Teala'yı sevmesinde samimi olup olmadığı, başına bela ve musibet geldiği zaman ortaya çıkar. Bela ve musibet geldiğinde sabır ve sükun halini muhafaza edebiliyorsa, o gerçekten Allahu Teala'yı seviyor demektir. Musibet ve fakirlik zamanında sebat gösterebilmek, bu sevgiye delil ve alamet yapıldı. Birisi Peygamber Efendimiz'e "Ben seni seviyorum" deyince "Fakirlik için bir elbise hazırla" buyurdu. Bir başkası gelip Peygamber Efendimiz'e "Ben Allahu Teala'yı seviyorum" deyince "Bela için elbise hazırla" buyurdu. Halinizden şikayette bulunmayın. Sabredin, feryat etmeyin. Doğruluk üzere devam edin. İsteyin, istemekte bıkkınlık göstermeyin. İçinde bulunduğunuz istenmeyen hallerden dolayı ümitsizliğe düşmeyin. Daima ümitli olun. Birbirinize düşman değil, kardeş olun. Birbirinize buğz etmeyin. Allahu Teala'ya rızası için yapılan sabırlar ve tahammüller asla karşılıksız kalmaz.
Onun için bir an olsun sabrediniz. Mutlaka senelerce bu sabrın mükafatını görürsünüz. Ömrü boyunca kahraman lakabıyla meşhur olan, bu lakabı bir anlık cesareti neticesinde kazanmıştır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, "Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir." buyurur. Hayatta olduğunuz müddetçe ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak. Bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tövbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkan varken bunu fırsat biliniz. Tövbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz. Kabirleri ziyaret ediniz. Salih kimseleri de ziyaret ediniz. Hayırlı işler yapınız. Böyle yaparsanız her şeyiniz düzelir. Mümin kimse küçük günahları da büyük görür. Peygamber Efendimiz, mümin kimse günahını dağ gibi görüp kendi üzerine düşeceğinden korkar. Münafıksa günahını burnu üzerine konan ve hemen uçan sinek gibi görür buyurdu. Abdülkadir Geylani Hazretleri vefat edeceği sırada oğullarına buyurdu ki, "Yanımdan ayrılın. Çünkü zahirde, görünüşte sizinle, batında sizden başkasıyla, yani Allah-u Teala ile beraberim." Yine o esnada buyurdular, "Yanımda sizden başkaları da vardır. Onlara yer açın. Onlara edebi gözetin. Burada büyük rahmet vardır. Onları sıkıştırmayın." Yine "Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah-u Teala beni ve sizi mağfiret etsin. Allah-u Teala benim ve sizin tövbelerimizi kabul etsin." Bir gün, bir gece hep böyle buyurdular. Oğlu Şeyh Abdurrezzak anlatır. Gavsül Azam o esnada ellerini kaldırıp uzattı ve "Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu, tövbe ediniz." buyurdu. Vefat ederken iki defa "Allahümme refik âlâ" deyip "size geliyorum" buyurdu. Tekrar buyurdu ki "durun." Bunun ardından ona ölüm ve sekarat hali geldi. Bu haldeyken "bana kimse bir şey sormasın. Ben Allah-u Teala'nın ilminde bir halden başka bir hale geçmekteyim" buyurdu. Son anlarında oğlu Abdülcebbar, "babacığım, bedenin acı duyuyor mu?" diye arz edince, "bütün uzuvlarım acı içindedir. Yalnız kalbimde hiç acı ve elem yok. O Allah'la beraberdir" buyurdu. Oğlu Şeyh Abdülaziz, "hastalığınız nasıldır?" diye sorunca, "benim hastalığımı insan, cin ve meleklerden hiçbiri bilmez ve anlayamaz. Allah-u Teala'nın ilmi hükmüyle nakıs olmaz. Hüküm değişir. İlimse değişmez. Allah-u Teala dilediğini siler, dilediğini yazar. Ümmül kitap ondadır. Ona yaptığından sual olunmaz. Kullara ise yaptıkları sorulur" buyurdu. Daha sonra "kudretle hakim, kullarına ölüm ile galip olan Allah-u Teala her ayıp ve kusurdan münezzehtir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah." Sonra da "Allah, Allah, Allah" deyip sonra sesini kesti. Dilini damağına yapıştırıp mübarek ruhunu teslim eyledi. Vefatı büyük bir üzüntüyle karşılandı. Cenaze namazını kılmak üzere görünmemiş bir kalabalık toplandı.
Cenaze namazını oğlu Abdülvehhab kıldırdı. O kadar insan toplanmıştı ki kalabalık sebebiyle ancak gece defnedilebildi. İnsanlar büyük kalabalıklar halinde ziyaretine geldiler. Bu ziyaretler günlerce devam etti. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kız ve erkek pek çok çocuğu vardı. Nesli onlar vasıtasıyla dünyanın çeşitli yerlerine, Mısır, Kuzey Afrika, İspanya, Irak, Suriye ve Anadolu'da yayılmıştır. Oğullarından Ebu Abdurrahman, Şerefettin İsa Mısır'a hicret etmiş olup, şimdi Mısır'daki Kadiri Şeriflerin dedesi odur. Torunları Kuzey Afrika'da daha çok Şerif ve Şurefa gibi isimlerle, Irak, Suriye ve Anadolu'da ise Seyyid ve Geylani diye anılmaktadır.